Merhabalar. Tekrar merhaba. Michigan Gölü kenarındayız. Chicago'dayız bugün. 31 Mart bugün. 31 Mart 2023. Tabii ki burada bahar geldi demek çok zor. Yani Nisan'a gireceğiz yarın. 1 Nisan olacak. Burası bir geçiş bölgesi. Michigan Gölü dünyanın en büyük göllerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi hava kapalı. Genelde zaten Chicago'da ve Amerika'nın kuzey eyaletlerinde hava genelde kapalı oluyor. Seattle'da olsun, işte Chicago'da olsun, Boston'da olsun, Detroit'te olsun. Bunun sebebi dünyanın tamamıyla düzeniyle alakalı bir şey. İşte Texas civarında 30. enlemlerde bir sıcak hava ya da yüksek basınç alanı var. Aynı zamanda buranın kuzeyi biliyorsunuz şu şekilde kuzey kutbuna doğru gidiyor. Zaten bugün hemen geçtiğiniz zaman şu saatte, evet 31 Mart'ta her yer soğuk Chicago'da, ama bu göl göçtüğün zaman Kanada toprakları başlıyor. O Kanada topraklarında şu saatte toprakların büyük bir kısmı donmuş durumda. Nisan'ın sonuna doğru o topraklar eriyecek ve tundralar oluşacak. Yani bataklıklar oluşacak. Dolayısıyla burada da bir antisiklon, yani kuzey antisiklonu var. Kutup polar siklon dediğimiz siklon var. İşte 30. enlemlerdeki sıcak hava ile, yani dinamik yüksek basınç ile buradaki termik yüksek basıncın kavuşma alanı. Dolayısıyla burası dünyanın en büyük göllerinden birisi olduğu için sürekli burada yine bu iki siklonun buluşması nedeniyle burada sürekli rüzgar esiyor. Rüzgar estiği için de ve göl de çok büyük olduğu için de büyük dalgalar oluşuyor. Tabii ki ilginçtir. İşte bu Chicago limanını korumak için de çok büyük bir, sanki burası okyanus kıyısıymış gibi güçlü birer ne yapılmıştır? Dalga kıranlar yapılmıştır. İleride de o dalga kıranlar çarpmasın diye gemilere yön vermek için de bir tane deniz feneri yapılmıştır. Görüyorsunuz. Tabii ki Chicago isterseniz gösterelim bir kez daha. Gökdelenler var bu şeyin etrafında. Şöyle gösteriyoruz. Şu tarafta da gösterelim. Gökdelenleri gördünüz. Chicago'da evet, pek çok gökdelen var. Ancak aslında bu bizi yanıltıyor. Çünkü yani Chicago'nun genelinin gökdelenlerde oluştuğunu neredeyse söylemek mümkün değil. Burada genelde yatay büyüme var. Yani Chicago'nun etrafında bahçeli evler yoğunlukta. Yani şehrin büyük çoğunluğu bahçeli evlerden oluşuyor. Tabii ki burada gökdelenler var, ancak burası biliyorsunuz ki dünyanın yaşlı bölgesi. Yani deprem pek burada olmuyor. Kaldı ki teknoloji de çok ilerlemiş durumda. Yani burada gökdelenlerin çok sağlam yapıldığı görülüyor. Amerika çok büyük bir toprak, çok büyük bir kıta. Aynı zamanda bu Chicago merkezde ve diğer yerlerde tarımsal imkanlar sınırlı olduğu için yatay büyüme şeklinde bir eğilim var. Ancak Türkiye'de tarımsal alanlar sınırlı ve toprak çok yoğun değil. Önemli bir kısmı dağlardan oluşuyor. Dolayısıyla Türkiye'de aslında yatay büyüme mümkün görünüyor, ancak çoğu zaman da bu tarım alanlarının israf edilmesine, tarım alanlarının yok edilmesine yol açıyor. Dolayısıyla evet, dikey büyüme de makbul olabilir, ancak Türkiye'nin de bir deprem bölgesi olduğu biliniyor. Dolayısıyla Chicago ile Türkiye'deki bu durumu karıştırmamak gerekiyor. Dolayısıyla eğer siz binalarınızı çok sağlam yapmazsanız tarım bölgelerini kurayım derken de ne yapabilirsiniz? Bu sefer de depreme yenilebilirsiniz. Türkiye gerçekten de büyük işlerin üstesinden gelmek zorunda bu bağlamda. Yani çoğu kez biz Amerika'yı şuraya bir örnek alıyoruz. Az önce bir şey gördüm. Alışveriş merkezlerinde ilaç satılıyordu. Tıbbi ilaçlar satılıyordu. Haplar, şuruplar falan. Şaşırmıştım. Hatta bir 5-10 sene önce hatırlıyorum. Yani tam zaman hatırlayamıyorum ama böyle bir şey var. Türkiye'de pek çok uygulama Amerika'dan ilham alınarak yapılıyor. İşte bunlardan bir tanesi alışveriş merkezlerinde de ilaç satılma gibi bir şey durum söz konusuydu. Eczacılar bile ayağa kalkmıştı. Dolayısıyla her şey burada ilham almaya gerek yok. Türkiye'nin kendine özgü, tabii ki bilme değer vermek gerekiyor, ama Türkiye'nin kendine özgü şartları var ve sizi Michigan Gölü kenarındaki bir şeyle, martıyla uğurlamış olayım. İşte martı, dev kuş. Ve burası tabii ki yağışlı bir bölge aynı zamanda. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Birazdan Lincoln Parkı'na ve Çocuk Müzesi'ne doğru gideceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bye bye.